Günaydın güzel insanlar. Kızları yeni uyandırdım. Onlara bir tavada börek yapmak istedim. Bugün bir böreği çok seviyor kızlar. Yani gerçi kim sevmez ki? Ben de çok severim böreği. Onlara börek yapayım dedim tavada. Malzemelerin bir su bardağı un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ben. Siz sıvı yağ da koyabilirsiniz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, böyle bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ettim. Altına margarin, tereyağı. Siz hangisini tercih edersiniz? Onu tavaya dibine güzelce sürdüm. Daha sonra yaptığım harcı yarısını döktüm ben buraya. Diğer yarısını da bu piştikten sonra ilave edeceğim. Altını kıstım. Sanırsam bir tarafı bir 10 dakika sonra pişer. Diğer tarafını da bir 10 dakika sonra pişiririm diye düşünüyorum. Malzemelerimi tek tek saydım diye tahmin ediyorum. Kabartma tuzu, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı kaşar peynir, maydanoz, dereotu ne isterseniz, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Bunları gerçi ben açıklama kısmına sizlere tekrardan yazacağım. Şu anda eğer unutmuş olup eksik de söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın ama açıklama kısmında hepsini tek tek yazıyorum. Kızları şimdi gideyim. Biraz daha bir yatakta keyif yapıyordur onlar. Onları bir uyandırayım şöyle. Bu arada Antalya bugün acayip esintili. Feci bir esinti var. Hatta balkonumdaki çöp kutusu şu anda içi boş olduğu için bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Ecem bugün buz patenine götür beni demişti dünden. Ama hava şartları sanırsam bugün ona el vermeyecek. Çünkü müthiş bir Antalya'da esinti var. Şöyle ikiye bölmüştüm. Bir tanesi pişti. İsterseniz tabii ki siz bunu hepsini de böyle ilave edip dökebilirsiniz ama bu sefer daha uzun vakit alır ve altını mümkün olduğunca çok kısık ateşte yapmanız lazım. Yoksa içi pişmeyebilir. O yüzden ben içi tam pişsin diye ikiye böldüm. Sizler tabii ki isterseniz hepsini de ilave edip o şekilde de pişirebilirsiniz. Allah'ım. Yıkılıyor Antalya esintiden. Yıkılıyor. Ercin de bana diyor ki patene gidecek miyiz bugün? Anneciğim bir dışarıya bir bak bakayım. Nasıl dedim dışarısı. O da diyor ki gitmeyeceğiz herhalde. Dedim çıkamayız bu havada. Acayip esiyor. Sese bakar mısınız? Karşı taraftaki bayan da çamaşırlarını topluyor. Bu havada zaten çamaşır dışarıya sermek uçurur gider. Dünden beri iki makine attık, yıkandı. Şimdi renkleri atacağım birazdan. Şu karşıda görmüş olduğunuz çiçeği kayınvalidem geldiğinde sormuştum ben bu hani içeriye mi alayım? Yo dışarıda dursun demişti. Bizim bahçede aşağısı da esiyor bir şey olmaz demişti ama o bizim burası bugün acayip esintili çok esiyor. Galiba şey giderken de balkondaydı bu. Büyük ihtimalle o zaman soldular herhalde. Şuradaki yaprakları solmuş hep ya. Buradaki nerede bir şey yok ama. Şimdi içeriye aldım. Acayip esiyor. Yani dışarısı çok felaket bir Antalya esintili. Kızlar Ercin buz pateni istiyordu ama bu havada gidemeyiz çok zor. Akşam açık oluyor mu bilmiyorum. Belki babasıyla beraber götürür müyüz o geldiği zaman. Belki o zaman götürürüz. Açıksa saatlerine de tam bakmadım. Antalya'da daha önceden iki yerde mi vardı? Üç yerde vardı herhalde. Bir Elansa da vardı. Elansa'daki kapandı. Onu biliyorum. Bir de Teneffüs Park diye bir yer var. Orada da bir buz pateni var. Daha önceden de tabii bu bizim gençliğimizde. Belgin'le çok giderdik biz o zaman. Tramvay hattı var. Tramvay hattının ışıklarına doğru son durağının olduğu yerde bir buz paten pisti vardı. Belgin'le biz bekarken çok giderdik. Tabii ondan sonra bir daha gitmedim ama orada hala var mı yok mu onu bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim bir teneffüs parkın olduğu yerde var. Ama Ece'nin şansına bugün hava çok kötü.
Kızları hazır evde yakalamışken onları birazcık evde çalıştırayım diyorum. Temizlik yapsınlar. Beyci, senin görevin ne olacak bakalım şimdi? Çamaşır katlamak. İyi yaşa. Çamaşır. Evet, çamaşır katlamak. Çamaşır katlayacak Ecri. Ecri'yi bizim odaya atalım. Bizim odada çamaşır katlasın. Derin suyla ikimiz birimiz süpürür, birimiz sileriz artık beraber. Hangisini istersin derin su? Ne? Süpürme mi, silme mi? Fark etmez. Fark etmez. Evet. Hazır mıyız? Hayır. 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 Her zamanki gibi kızlar hayır ama mecbur evin içerisinde de olacak işlerimiz var. Bunları yapmak zorundayız. Sizin odana mı başlasak acaba? Hayır. Kesinlikle hayır. Kızların odasına ben çok girmem. Çünkü bazı almış oldukları notlar oluyor. Kağıtlar. Ben de anlamıyorum. Atıveriyorum onları. Sonra kızıyorlar bana. O bana lazımdı. Onun üstünde şu yazılıydı diye diye kendi odalarını kendileri topluyorlar. Bu kızlar. Ama bugün bana ev işlerinde yardımcı olacaklar. Eşi yazsınlardan. Sen esas görevine geç. Neyse esas görevi? Çamaşır katlamak. Çamaşır katlamak. Zaten burada çoğu ütülenecek anneciğim. İyi. Olmuş. Yaşadım. Yaşadım. Evet. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Üç elin üç elin nesi var? Üç elde de her şey var. Birlik var, beraberlik var. Evimizi hep beraber kızlarla beraber süpürdük, sildik. Şimdi rahatça bir oturup kahve içebiliriz. Ondan sonra da bir akşam yemeğine geçerim herhalde. Büyük ihtimalle Ecri. Bitti mi çamaşırlar? Bitti. Bitti. Ecri çamaşırlar bitti. Kim yapacak ütüyü? Ben aldım. He? Ben istemem. Ben istemem. Ecin daha ütü yapmasını zaten tam bilemiyor. Ara sıra bizim evde şöyle küçük seyahat ütüsü var. Onunla kendi kıyafetleri ütülüyor da. Biraz yorulmuş çamaşır katlarken sanırsam. Evet. Ha? Evet. Sıkıcı. Sıkıcı. Ev işleri sıkıcı ama anneciğim hayatımızda yapmamız gereken işler. O yüzden hayatımızın daha kaliteli, daha temiz, daha düzenli olması için bu işlerini yapmamız gerekiyor. Ben bir şey soracağım. Sor. Neden öyle oturuyorsun? Neden oturdum? Ben de herhalde yoruldum. Burada böyle şunları toparlayalım.
Sandalyeye oturacağım derken yere çömeli verdim. Evet. Bugün ne yapsak? Yemek akşam yemeği. Ne yapalım? Patates diyeceğim. Her gün patates yiyoruz. Her gün patates yiyoruz. Artık patates yemeyelim anneciğim. Ama patatesin kroketini yapalım. Patatesin kroketini bence bugün yapmayalım. Babaannem zaten siz seviyorsunuz diye her gün patates kızarttı size. O yüzden patates bence bir iki gün bir dursun şöyle. Daha sonra yaparız patates kroketini. Yarın sabah kahvaltı annem ve böyle dedikten sonra patates yaparım. Niye bugün yapmadım? Bak bugün size tavada börek yaptım. Evet. Evet. Ona benzer bir şey de yapmıştım daha önce. Evet, ona benzer böyle pratik sabah kahvaltılarında hemen pişiverecek hamur işleri var. Ondan da yaparız anneciğim bir ara. Tamam. Biz şu an akşam yemeğini düşünüyoruz ama kahvaltı değil. Evet, şu an akşam yemeği düşünüyoruz. Akşam yemeğini düşünmeden yarın sabah kahvaltısına geçti gecine. Patlıcan var, yapalım mı? Yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Tavuk. Olur. Olur. Tavuk olur. Tarhana çorbası? Her gün içiyoruz anne. Bir ara böyle hafif bunlar hani sesleri ya da işte burun akıntısı seslerinde bir böyle kırıklık varsa hemen ben tarhana çorbası şifa diye tarhana çorbası yaparım. Bir ara böyle yaptım. Yani nasıl söyleyeyim? Bir gün yaptım, 3 gün sonra tekrar yaptım. Onu diyor, her gün içiyoruz diyor. Her gün içmiyoruz anneciğim. Haftada 2 sefer yapmışımdır en fazla. O da üşütmemizi alsın diye. İçimizi ısınsın diye kızım. Evet. Evet. Biz akşam yemeği menüsünü düşünmeye başlayalım. Evde temizliğin arkasından mutlulukla dans ediyordu. Ben de ütüye geçtim bu arada. Ütümüz var. Gerçi bu sefer az gibi sanki. Akşam yemeğine daha karar veremedik. Kızlar da düşünüyorlar. He? Ece. Ben hala patates kroket. Senden yaratıcı bir şeyler bekliyorum. Oynamaktan tişört geri, terliyor. Şimdi. Ben ütü yapıyorum, bu da karşıma geçti, oynuyor. Sen ne yapıyorsun benim suçum, kızım? Hiç. Hiç. Düşündün mü bir şeyle? Hayır. O da hayır. Geçenlerde mantı yapalım diyorlardı. Canlar çekmişti daha Gazipaşa'ya gitmeden. Şimdi yapalım mı dedim. Biraz gözlerim de büyüdü herhalde kızların. Fazla yoruldular el temizliği yaparken. Az istemiyorlar gibi mantı yapmaktan. Ne sonra tekrar konuşuruz. Onu sonra tekrar konuşalım. Peki. Peki çocuğum siz düşüne durun. Ben de ütümü yapabilirim. Hava ne kadar esintili de olsa ejini kıramadık. Buz patenine gidiyoruz. Çok ısrar etti. Çocuğum yarın götüreyim. Ama havanın yarın yağmurlu olmayacağını nereden biliyorsun? Şimdi yağmur yok, sadece esinti var deyip bizi yollara düşürdü. Akşama yemek olarak da seni yiyeceğiz masada. Duydun mu? Öğlenden sonra bizi çıkarttın. Orası saat 6'da kapanıyormuş akşam. Biz de şu anda zaten saat 3-3.30 civarlarında. Bir gidelim buz pateni yapsınlar. Daha önce götürmüştük, hatırlıyor musun Ejin? Küçük müydü? Derin suyu götürmüştük, o hatırlar gerçi. Ama ya da sen çok mu küçüktün ya? Sen çok küçüktün herhalde, ondan hatırlamıyorsun. Yani sen buz pateni bile yapmamış olabilirsin. Tabii biz derin suyu götürdük. Oo, yıllardır götürmemişiz. Ama bir Erasta'ya gelmişti, o zaman girmiştin sanki. Evet. Değil mi orada, evet. Bir ara evi teyzemlerle girdik. Evet. Orada Erasta'ya girdik. Evet. Erasta da oradan aklımda kaldı. Bu yüzden. Evet, ama Erasta'nınki kapanmış şimdi. Evet. Biz bu şey tarafındakine gidiyoruz. Teneffüs Park Burhanettin Onat Çaybaşı Mahallesi diyor. Oraya gidiyoruz şimdi. Maskelerimizi takalım. Bu soğuk oldu. Bizden başlıyoruz.
Rüzgardan saçım başım dağıldı. İçeriye girdik, çok kalabalık, sorduk. Saat 5'te seans var dedi. Saat de 4'e çeyrek var şu anda. Doluymuş hepsi. Gerçi bilet de almadık, sormadık. Bilet almaya gerek var mıydı ki acaba? Onu da bilmiyoruz. Görümcemin evi buraya yakın. Aradım, müsaitlermiş, evdelermiş. Belki onlarla beraber geri geliriz. Ya da onlar gelmek ister mi bilmiyorum. Bakacağız ona göre. Bir saat artık 5'e kadar onlar da oturur, ondan sonra tekrar buraya geliriz. Ceren'i de aldık. Bir kahve içtik biz bu zaman zarfında. Gidiyoruz. Saçım başım hep rüzgardan dağılıyor. Ah Ecim, bu rüzgarlı havada bizi dışarıya çıkardı. Ama hafiften dindi rüzgar. Başka bir taraflarda eşimle konuşuyorum. Altınova tarafında diyor yağmur çok var. Orada yağmur var mı? Burada yok. Burada esinti de durdu. Yağmur da durdu. Buradan mı? Ha, bu taraftan yok, gidiyoruz. Yok, ileri. Ha, ileri. Ceren'cim sen bizi yönlendir. Biz buranın yabancısıyız. Nereye gideceğiz buradan? Binin oradan da. Evet. Evi zaten bulduk. Ecim buldu evi. Değil mi Ecim? Evet. Ecim buldu. Orası mıydı? Burası mıydı? Tabii biz buraya gelirken genelde Yüksel'le beraber geldiğimiz için hep o biliyor etrafı şeyi. Biz Senefüs Park buraya yakın olduğunu ben biliyorum. Tabii hangi yoldan gidileceğini bilmiyordum. Ama döneliyor döneliyor bulduk en sonunda. İnşallah Senefüs Park çok kalabalıktı. Şu anda saat 5'te seanslarda yer buluruz diye düşünüyorum. Bulamasak Ecin üzülecek. Buluruz değil mi? İnşallah buluruz. Sadece Ecin değil, Ceren'i de geldik. O kadar aldık yanımıza. Evet, Ceren'i de aldık. Yok sorun değil, ben yürüyorum. O da heveslendi. Tabii Ceren yaş olarak biraz daha büyük olduğu için o kadar üzülmez diye düşünüyorum. Ama Ecin bayağı bir heveslendi. Dua et Ecin. İnşallah. İnşallah. İnşallah olur. Hadi bakalım. Çok alıştı. Hayır. Hemen adapte oldu. Çık o zaman. Ecine bak 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 bak. Paten kullanmayı bildiğinden nasıl? Hop! Yavaş yavaş. Seni duyamıyorum. Beni duy. Yavaş yavaş. 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 Burada da böyle bir bekleme salonu var. Camlar yapmışlar. Şöyle kendi buradan seyredebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle. Venüs'ü girmek istemedi. Ecim Ceren'le beraber kayacaklar. Ceren'i göremedim. Ay çocuk düştü. Büyük.
küçük herkes var. Sadece çocuklar için değil. Bir sürü heveslisi, meraklısı olanlar hep buradalar. Bunlar da yeni öğrenmeye başlayanlar sanırsam. Bilemiyorlar. Ay. Ceren, bir şey oldu mu? Ne? Ceren düştü. Elzin arı gibi bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor. Bir şey oldu mu? Yok iyi. Yavaş yavaş. Çekeriz fotoğraf. Yeni yeni gelenler var heveslerim. Ay ben bile heveslendim şimdi. Bak ya, benim kızıma bak, 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 bak. Bak ya. Ay, çocuk düştü, eyvah. Eyvah düştü.
Eylül tam çıkarken, gelirken düştü. Bir de suyun içine mi düştün? Ne yaptın? Su mu vardı orada? Buz olunca, buza batıyorsun, eriyorsun. Evet. Ben bir kere düştüm sadece. Ondan sonra düşmem. Sonra son 10 dakika kala falan alıştım, düşmedim. Evet, biraz tutunarak falan gittin sen, dikkatli gittin. Başta öyle gittim, sonra düşünce bir de birazcık gerildim. Ama evet. Ondan sonra... Sana doğru saldım. Saldın evet yaptım. Sen daha sonradan biraz rahatladın. Evet. Ecin zaten hiç durmadı. Evet, Ecin durmadı hiç. Ecin hiç durmadı. Ben bir kere düştüm de bayağı. Tedirgin oldun sen. Evet. Evet, düşe kalktı. Diğerinize bir şey olmasın da düşün. Yok, benim diğerime bir şey olmadı. Diğerimize bir şey olmadı da. İyi misin sen? İyiyim ama sadece ıslandım. Islandın neyse, gidince değiştiririz artık. Hadi bakalım kızlar, giyin ayakkabılarınızı. Gidelim. Daha sonra ne oluyor? Eğitim alıyor. Eğitim alıyor, aynen. Eğitim. Kızlar bir tane çok güzel kayıyor. Evet. Neyse biz de ayda bir sefer geliriz olmazsa. Alışırsın artık. Evet. Allah'ın gelelim mi ayda bir sefer derin su? Gidelim. Sen de o zaman gireceksin mi? Gidelim. Tamam, derin su bu sefer girmek istemedi ama derin su çok güzel paten süren. Zaten paten sürenler genelde burada. Buz pateninde hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Sen de paten sürmeyi biliyor musun? Ben normalde şey pateninde normal patende çok hızlı yani dönüşler vesaire falan yapabiliyor musun? Evet. Şu an hem buz hem soğuk bir de ilk defa değil de yani uzun zaman sonra ilk defa kaydım için biraz tedirgin oldum. Evet. Sonlara evet. Doğru alıştım yani. Evet, sonra neyse kızlar bu bir gün ayarlayalım da ayda bir sefer buz paten günümüz olsun değil mi derin su? Güzeldi, eğlenceliydi sonunda. Evet, çok eğlenceliydi. Ceren tam sonlara doğru almıştı. Evet, sonlara doğru. Matruşka bebekler gibi dizildik. Böyle büyükten küçüğe, yani boy sıralamasına göre. Kızlar benden uzun artık. Ceren senden uzun muydu? Uzun sanırsam. Evet, büyüdü, büyüdüler. Bugün akşam yemeği ne yapsak diye düşünürken yemeğimizi burada yedik. Ellerine sağlık Meral ablanın. Karnımız doydu. Kızlar çok büyük eğlendiler. Derin su dışarıdan seyretti bugünlük. Bugün girmek istemedim. Bir dahakine girelim artık. Bir dahakine. Ayda bir sefer bu faaliyeti artık devam ettirip sürdürmeyi düşünüyoruz. Ecin, Survivor'a mı bakıyorsun? Bu tarafa bak. Ejim buz pateni yaparken en son düştü. Geleceğimize çok yakın düştü, ıslandı. Her yerim ıslandı. Üstünü değiştirdik. Çok kötü ıslandı. Ne yapalım, kaçalım artık biz. Saat geç oldu, karnımız da doyulduk. Yemek derdinden bugün kurtulduk. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar sizlerle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.